Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kökleri bilinen denklemin yazılması hakkında biraz konuşacağız. İkinci dereceden denklemimiz ax kare artı bx artı c olsun bizim. Eşittir sıfır olsun. Biz bunu a parantezine alırsak x kare artı b bölü a x artı c bölü a eşittir sıfır olur. A da sıfır değil burada biliyoruz. Çünkü sıfır olsa ikinci dereceden denklem olmaz. İki tarafı da a'ya bölüp ifadeyi daha sade hale getirmiş olduk. Şimdi biz daha önce şunları konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ax kare artı bx artı c işte sıfır denkleminin kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı da c bölü a'dır. Bunu şeyde konuşmuştuk. Delta'dan kökleri bulurken işte eksi b eksi kök delta bölü 2 a eksi b artı kök delta bölü 2 a bunları bulmuştuk. Sonra o iki kökü toplayınca çarpınca bunlara ulaşmıştık. Şimdi şu bilgiyi daha önce yapmıştık. Şimdi bu bir cebirsel işlemle şu ifadeyle karşı karşıya kaldık. Bir baktık ki bir benzerlik var. Şurada eksi b bölü a var. Burada b bölü a var. Ha, ben bunu eksi b bölü a yaparım. Şurada c bölü a var, şurada c bölü a var. He, o zaman ben bu ifadeyi arkadaşlar şöyle yazayım. X kare eksi b bölü a x hani tam olarak eksi b bölü a'ya benzesin diye artı c bölü a eşittir 0 diye yazayım. A bu neydi arkadaşlar? Kökler toplamını genelde kısaca kt diye gösteriyorum. Bu nedir arkadaşlar? Kökler çarpımı k nokta ç nokta diye gösteriyorum. O zaman bizim denklemimizi eğer kökleri biliyorsak ikinci dereceden denklemin şöyle yazabiliriz. X kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı eşittir sıfır. Örnek veriyorum. Köklerden biri 3, diğeri 7 olan ikinci dereceden denklemi yazınız. Hocam kökler toplamı 10 eksi 10x artı kökler çarpımı 21. İşte denklem budur hocam dersiniz. Tekrar söylüyorum. Kökleri biliyorsanız yani kökler toplamını ve kökler çarpımını biliyorsanız denkleminizi şu şekilde yazabilirsiniz. Tamam. Şimdi şöyle siliyorum burayı. Şimdi sorumuz bu. Diyor ki kökleri 1 artı kök 2 ve 1 eksi kök 2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz diyor arkadaşlar. Bunun kökler toplamı 2. Kökler çarpımı bu ikisini çarparsanız 2 kare farkında 3 gelecek arkadaşlar. Hani 1 artı kök 2 çarpı 1 eksi kök 2 a kare artı b kare. Oradan da 3 gelecek. O zaman denklemimiz şöyle olacak. Hocam X eksi kare. bir gelmesi gerekmiyor mu ona? 1 artı kök 2 ile 1 eksi kök 2'yi çarptığımızda ne gelecek diyorsun sen? Birin karesi eksi Ha, doğrudur. İşlem hatası yapmışımdır. Aklım şeye gitmiştir. Karmaşık sayılara gitmiştir. 1'in karesi eksi kök 2'nin karesi eksi 1 gelecek. Evet, siliyorum orayı. Eksi 1 gelecek. X kare eksi kökler toplamı x. Şurası da eksi 1 bulmuştuk, onu düzeltelim. Eksi 1 olacak arkadaşlar denklem. Bu denklemi çözerseniz kökleri bununla bu çıkacak. Şimdi başka bir noktaya değinmek istiyorum ben bu soruda. Şöyle sileyim. Az önce konuşmuştuk. Eğer rasyonel katsayılı derse köklerden birisi 1 artı kök 2 ise ben zaten diğerinin 1 eksi kök 2 olduğunu kendim söyleyebilirim. Eğer rasyonel katsayılıysa köklü ifadeler için konuşuyorum. Dolayısıyla bu soruyu şöyle yazabilirdi. Rasyonel katsayılı
İkinci dereceden denklemin köklerinden biri 1 artı kök 2'dir. Bu denklemi yazınız. Yazınız. Soruyu böyle de sorabilirdi. Eğer rasyonel kasrı olduğunu soruda belirseydi. Ben de hemen derdim ki çözümünle. Aa, bu rasyonel kasrı. Köklerinden biri 1 artı 2 kök 2 ise diğeri de 1 eksi kök 2'dir. Hadi o zaman kökler toplamını bulalım. Kökler çarpımını bulalım. Şu formülden faydalanarak yerine yazalım derdim. Ama bu soruda rasyonel katsayılı olduğunu belirtmemiş. Dolayısıyla 1 artı kök 2 ve 1 eksi kök 2 diye ayrı ayrı vermiş arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz şu. A eksi artı b eksi artı c eşittir 0 denkleminin köklerinin çarpmaya göre tersini kök kabul eden ikinci dereceden denklemi bulunuz. Bakın bir denklem vermiş. Bana başka bir denklem soruyor. Bu denklemin kökleri ne? İstediği denklemin kökleri. Bu denklemin köklerinin, bana verdiği denklemin köklerinin çarpmaya göre tersleri. Örnek veriyorum. Bu denklemi, bize verdiği denklemin kökleri x1 ve x2 ise benden yazmamı istediği denklemin kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 çarpmaya göre tersleri. Ben buradan birinci bana verdiği denklemden x1 artı x2'yi biliyorum. Biliyorum derken sayısal olarak değil, harfli olarak biliyorum. Eksi b bölü a. Bir de neyi biliyorum? X1 çarpı x2'yi biliyorum. O da c bölü a. Peki benim bu gördüğünüz denklemi yazmam için neyi bilmem lazım? Kökler toplamını bilmem lazım. Yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi bilmem lazım. Bir de neyi bilmem lazım? Kökler çarpımını bilmem lazım. 1 bölü x2. E zaten bu 1 bölü x1 çarpı x2. E onu biliyorum zaten. 1 bölü c bölü a. Yani a bölü c. Bunu biliyor muyum? Bunu biliyor muyum? Bu da payda eşitlersem. A, ben x1 artı x2'yi biliyorum. Eksi b bölü a. Bunu da biliyorum. C bölü a. A'lar gitti. Ne kaldı? Eksi b bölü c. Özetle kökler toplamım eksi b bölü c. Kökler toplamım çarpımım a bölü c. Denklemi yazarım. X kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı eşittir 0. Şu 2 eksi artı yapacak. Bir de bunun paydası c. Bunun paydası c. Bunu da c ile genişletirsem cx kare artı bx artı a eşittir 0 olacaktır. Evet, dinliyorum. Leyren bekleme olsundaymış. Tamam. Ali Arda da oradaymış. Evet, anlaşıldı mı bu soru? Var mı sıkıntı? Peki, devam ediyoruz. İkinci dereceden denkleme dönüştürülebilen ifadeler. Bunları daha önce antrenmanlarını mutlaka yapmışsınızdır. Biz bir daha yapacağız. Burada bu gördüğümüz ifadeye biz A diyelim. Şuna da A demiş olacağız. Yani soru aslında daha sade bir şekilde gözükecek bize. Payda eşitleyip içler dışlar çarpımı yaparsak İki a kare artı 6 eşittir 7a olacak. Buradan 2a kare eksi 7a artı 6 eşittir 0 olacak. Bu denklemin çözümüyle uğraşmayalım. Direkt yazayım. A eksi 2 çarpı 2a eksi 3'müş. Buradan a ya 2 çıkacak ya da 3 bölü 2 çıkacak. Peki a dediğimiz şey neydi? Buydu arkadaşlar. Buna ya 2 diyeceğiz. Ya da 3 bölü 2 diyeceğiz. Küpünü alırsak x eksi 3 eşittir 8, x eşittir 11 gelecek. Buradan küpünü alırsak 27 bölü 8 gelecek. Buradan da x eşittir 51 bölü 8 gelecek. Bu denklemin kökleri bu ikisi arkadaşlar.
Şimdi bu tarz bir ifadeyle karşı karşıyayız. Şimdi bunu da iki yolda çözelim arkadaşlar. Birinci yolumuz şu olsun. Birinci yolumuz. Bu ifadeyi x kare parantezine alalım. X kare parantezine alırsak x kare eksi 4x eksi 3 eksi 4 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 0 olsun. Ben iki tarafı da x kareye bölebilirim. Ama şöyle bir tehlike var. Acaba x karenin 0 olma ihtimali var mı? Yani benim kökümün 0 olma ihtimali var mı? Şu denkleme hemen şöyle bir baksam. Bakar bakmaz 0'ın bir kök olmadığını anlarım. 0 verince 1 çıkıyor çünkü. Dolayısıyla x'in 0 olma ihtimali olmadığından dolayı böldüm. Yani karşıma şöyle bir ifade geldi. X kare eksi 4x eksi 3 eksi 4 bölü x artı 1 bölü x kare eşittir 0. Sonra şu ikisini grupladım. X kare artı 1 bölü x kare. Bir de şu ikisini grupladım. Eksi 4 parantezinde x artı 1 bölü x. Eksi 3'ü de sona bıraktım. Şimdi artık ben şu kırmızı kalemi alıp göstereyim size. Bu ikisi arasında bir bağlantı bulabilirim arkadaşlar. Buna m desem, m'nin karesini alsam, x kare artı 1 bölü x kare, m kare eksi 2 olur arkadaşlar. O zaman şuraya m kare eksi 2, eksi 4 m, eksi 3 eşittir 0 yazarım. M kare eksi 4 m, eksi 5 eşittir 0 olur. Bunun da köklerine bakarsanız, köklerinden birisi 5, diğeri eksi 1 olur. Biz neye 5 veya eksi 1 demiştik? X artı 1 bölü x'e 5 demiştik. Ya da x artı 1 bölü x'e eksi 1 demiştik. İşte bunları gene payda işleyip şu denklemi çözeceksiniz bir. Buradan geliyor. Buradan da x kare artı x artı 1 eşittir 0 çözeceksiniz. Çözdüğünüz zaman hani bize reel köklerini mi soruyor? Köklerini bulun diyor. Bütün köklerini bulacağız arkadaşlar. Burada delta sıfırdan küçük karmaşık kökler gelecek. Burada ise delta sıfırdan büyük köklerden bir tanesi, ikisini aynı anda yazayım. 5 artı eksi kök 21 bölü 2 gelecekmiş. Yani bu ifadenin iki tane reel, iki tane karmaşık kökü olacakmış arkadaşlar. Şimdi bir de İkinci yolumuza bakalım. Birinci yolumuz önemliydi. Dördüncü dereceden bir denklemi x kare parantezine alarak ikinci dereceden bir denklem haline dönüştürdük. Sonra orada bir değişken değiştirme yaptık. M harfini kullanmaya başladık. Tamamen ikinci dereceden denkleme dönüşmüş oldu. Peki bizim ikinci yolumuz ne? Geçen hafta da söylemiştim size. Dördüncü dereceden bir denklem gördüğünüzde siz onu ikinci dereceden bir denklemin karesiymiş gibi düşünebilirdiniz. Ne olurdu? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi artı iki çarpı birinci çarpı ikinci artı iki çarpı birinci çarpı üçüncü artı iki çarpı İkinci çarpı üçüncü. Şimdi burada x üzeri 4 gördüğünüz ifade, mavi kaleme geçelim. X üzeri 4'ün katsayısı 1 olduğu için a'yı 1 ya da işte eksi 1 almak bir seçenek. Biz 1 alalım. Yani bu ifade x kare ile başlasın. Sonra sabit olarak c kare var 1. Onu da 1 alalım. Peki a'yı 1 aldık. X küplü. Dikkat edin, a'yı 1 alırsak x küplü eksi 4 var. Buranın eksi 4 olması için b'yi de eksi 2 almamız lazım. Yani şu ifadeyi alalım. Bu ifadenin karesi bizim ifademize benzeyen bir ifade olacak. Tahminimiz öyle, sezgimiz öyle. Seziyoruz, yani sezgisel olarak ilerliyoruz. Bilinçli böyle, kesin böyledir demiyorum size. Sezgimiz böyle, hadi bakalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi, artı İkisinin çarpımının iki katı. İkisinin çarpımının iki katı.
İkisinin çarpımının iki katı. Toparlıyorum. X üzeri 4'ü aldım. Eksi 4 x küp. Oh çok güzel. 6 artı 6 x kare. Bak burası bozdu. Ama eksi 4 x de çok güzel. Artı 1 de çok güzel. Ha, bizim bu iki, şu iki denklem arasındaki fark ne? 9 x kare çıkarmam lazım. Değil mi? Bu ifadeyi elde etmek için. Evet hocam. 9 x kare ekleyip çıkarsak ne olur? Eksi 3 x kare, eksi 4 x artı 1 çıkarttık. Şimdi bir de eklememiz lazım. Bu iki kare farkı ne yapamadık? Yaratamadık, değil mi? Eğer şurası eksili bir şey olsaydı, artı değil de eksili bir şey olsaydı, bu sefer burayı x kare eksi 2 x artı 1'in karesi eksi 3 x kare yapabilecektim. Bir işlem hatası mı yaptım? Sanki çok benziyordu. Bir hata mı yaptım bir yerde? Gören var mı hatamı? Yok mu? Sanırım ufak bir hata yaptım. Buradan da geliyor sanırım. Şunun karesini alınca buna ulaştık. Neyse böyle dursun burası da. Buradan da geliyor. Ya, o denklem belki sıfıra eşit olmayabilir. Bir artı 9 x kare bir eksi 9 x kare yapınca sıfıra eşit oluyor. Neyse bir işlem hatası yaptım herhalde. Siz bunu, bu da sizin kontrolünüz olsun. Tamam. Bu şekilde de daha önce çözmüştük. Hatırlatmak istedim. Şimdi bu soruya geldiğimizde, bu soruda arkadaşlar bir şeye, çünkü şurada çok benzeyen ifadeler var. Biz burada 2 üzeri 2 üzeri x'e m diyelim. Şunu inceleyelim. Bu 2'nin karesinin 2 üzeri x'inci kuvveti. Değil mi? Hatırlayın. 2 üzeri m üzeri n de 2 üzeri n üzeri m aynı şey değil mi? Sonuçta çarpılacak ikisi de. Ben de bunu böyle yazayım. 2 üzeri 2 üzeri x üzeri 2 yazayım. İkisinin yerini değiştireyim. Dolayısıyla bu da arkadaşlar m kare olmuş oldu. Yani bizim denklemimiz m kare artı m, 30'u da karşıya atalım, eksi 30 eşittir 0 olmuş oldu. M artı 6 çarpı m eksi 5 eşittir 0. Buradan da m eşittir eksi 6 ya da 5 olacak. Ancak pozitif bir sayının herhangi bir kuvvetinin negatif olma ihtimali yok. Dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 2 üzeri x eşittir 5 olacak arkadaşlar burada. Buradan da bize neyi sormuş? 2 üzeri 2 üzeri 2. Şunu, biz şunu bulduk. Görüyor musunuz? Onu bulduk. Yani bize şunu soruyor. 2 üzeri 2 üzeri 2 üzeri x. Biz de onu bulduk. 5. Yani 2 üzeri 5. Kök 32. O da 4 kök 2'dir arkadaşlar. Bu soruda aslında yapılacak şey çok belli. Yani belli ama bazen belli de olmuyor bazen bakanlara göre. Değişebiliyor. Ama şurası arkadaşlar ve şurası 7 olması belki sizi rahatsız edecek ama biz o 7 ile ilgilenmeyelim. Şu kısımla ilgilenelim. Yani biz x kare artı 3 bölü x'e m diyelim. Bu da onun tam tersi 1 bölü m. Yani soru şuna dönüştü. M artı 7 bölü m eşittir 8. Payda eşitleyip içler dışlar yapıp karşıya atarsak karşımıza şöyle bir ifade çıkacak arkadaşlar. M kare eksi 8 m artı 7. Bunun kökleri de m eşittir 1, m eşittir 7. M neydi? Şurasıydı. 1 koyarsak x kare artı 3 bölü x eşittir 1'den x kare eksi x artı 3 eşittir 0 gelecek.
7 koyarsak x eşittir 7'den x kare eksi 7x artı 3 eşittir 0 gelecek arkadaşlar. Şimdi bunun deltası 0'dan küçük incelerseniz, deltası 0'dan küçük olduğu için reel kökü yok. Bizden reel köklerin toplamını istiyor. Burada iki tane karmaşık kök var. Dolayısıyla buna geçeceğiz. Bunun deltası kaç arkadaşlar? Deltasını incelerseniz pozitif çıkıyormuş. Pozitif çıkarsa iki reel kök var. Bunları bulmak durumunda mıyım? Gerek yok. Çünkü bana kökleri sormuyor. Köklerin toplamını soruyor. Bu nedenle kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan ne gelecek? 7 gelecek arkadaşlar. Hocam ama sorduğu şey reel köklerin toplamıydı. Tüm köklerin toplamının çarpımı. Ha, o zaman tüm köklerin şuradan da karmaşık köklerin toplamını bulalım. Ona da x3 ile x4 diyelim. Ne olacak buradan? Eksi b bölü a'dan 1 mi gelecek? Reel kökleri 7. Tüm kökleri kaç? Tüm köklerin toplamı 8. Çarparsak cevap 56. Tamam, şimdi oldu. Devam edelim 131. soruya. 131. soruda 4. dereceden bir denklem var karşımızda. Çarpanlara ayrılmış, 253'e eşitlemiş. Burada aklına bir fikir gelen var mı arkadaşlar? Hocam benim geldi. Söyle. Hocam en küçükle en büyüğü çarpıp ortancaları çarparsak, ondan sonra en küçükle en büyüğün çarpımına m dersek diğer şeyde m artı 1 tam sayı çıkacak. En büyükle en küçük derken şu ikisini mi bahsediyorsun? Yok hocam, x eksi 4 ile. Ha, pardon, evet. Şöyle yapalım diyorsun. Şu ikisini çarpalım. X kare artı 2x eksi 24 gelecek. Sonra şu ikisini çarpalım. X kare artı 2x eksi 3 gelecek. Eşittir 253. Sonra ne yapalım? Hocam sonra x kare artı 2x eksi 24'ü a diyelim mesela. O da evet. A artı 21 olur. Evet, öyle yapabiliriz. Şuna a dersek, buna a artı 21 deriz. A kare artı 21a eksi 253'te karşıya atarız. Bu hale getiririz. Bu hale geldikten sonra çarpanlarını ayırmamız lazım değil mi? Nasıl ayrılıyor bu? A eksi 11 çarpı a artı 23 eşittir 0 diye ayrılıyor. Yani a ya 11 olacak ya da eksi 23 olacak. A dediğimiz şey şuydu. Bunu 11 yaparsak, karşıya atarsak olacak. Buradan da bunun işlem hatası mı yaptık diye bakıyorum. Var mı işlem hatası çocuklar? Hocam belki eksi 11 ile 23'ün toplamı 21 etmiyor. Evet. Evet. Etmiyor. Burayı yanlış ayırmışız. Nasıl ayırabiliriz başka? Ayrılmaz. Evet. Kitapta da bir hata yapmış herhalde o zaman. Ya orası 12'ye olarak yapmış. Biz niye böyle yaptık? Şurayı sileyim. Şurayı da sileyim. Buna a dedik. Buna a artı 21 dedik. Değil mi? Evet hocam, doğru olması lazım. Bir işlem hatası mı yaptık? Bir daha bakayım. X kare artı 2x eksi 24. X kare artı 2x eksi 3. Buna a dedik. Buna a artı 21 dedik. 253 nedir? 11 çarpı 23 mü? Evet. Hayır, bilmiyorum. Hayır. Şimdi göremedim çocuklar. Şöyle senin yaptığını diğerine, kitaptakini yapayım. Buradan da gelir aslında. Buradan da gelmesi lazım.
Şöyle yapalım biz kitaptaki gibi. 10 ile neyi çarpmış? X eksi 1 ile X artı 3'ü çarpmış. Biz de öyle yapmamış mıydık? Evet hocam, ben de öyle. Parken mi hataya? Oha, şeyini ters çevirmiş sadece. Artı 2x neyi çarpmış o? Hocam a'ya a eksi 21 mi yapmış o? Ha, o bir işlem hatası yapmış galiba arkadaşlar yaparken. Evet. Evet. Şunu çarparken şu x'ini çarparken ben mi yanlış çarpıyorum? Bayağı da ders yapıyoruz. Kafam gitti biraz. Artı 2 eksi 24 çıkması lazım değil mi? Evet. Evet, o artı 24 yazmış. Dolayısıyla sorunun bizim yaptığımız gibi doğruydu ama soru hatalı. Diyelim ve geçelim. Tamam. Kitaptan bakarsınız daha sonra çözümüne. Ama mantığımız bu. İkişerli gruplayarak daha sonra değişken değiştirerek ikinci dereceden denklem haline getirmek. Peki, devam edelim. Bu soruya geldik. Bu soruda da arkadaşlar, bu AYM 1990'da çıkmış bir soru. Şuraya A diyoruz. 1 bölü A olmuş oluyor. Burası bu sefer bunun 16 azı olmuş oluyor. Burası da arkadaşlar bunun 40 azı olmuş oluyor. Eşittir 0'ı. Burada bunların paydasını eşitliyorum. Bunu A eksi 16 çarpı A eksi 40 ile çarpıyorum. Bunu A çarpı A eksi 40 ile çarpıyorum. Bunu da A çarpı A eksi 16 ile çarpıyorum. Paylar eşitlediği için, eşit paylara, paylar her şey aynı olduğu için payın 0 olmasından faydalanacağım. Yani A eksi 16 çarpı A eksi 40, bunu böyle yukarıyla çarptım. Bunu yukarıyla çarptım. Artı A çarpı A eksi 40. Eksi 2 çarpı A çarpı A eksi 16 eşittir 0'dan faydalanacağım. Bunu açalım. A kare eksi 56 A artı 640 artı A kare eksi 40 A eksi 2 A kare artı 32 A eşittir 0. Denklemini eksi 2 kare, bunlar birbirini götürüyor. Eksi 64 A şunlar artı 640 eşittir 0 oluyor. Buradan da A eşittir 10 geliyor arkadaşlar. A dediğimiz şeyi daha sonra 10 diyoruz. Yani x kare eksi 10x eksi 29, buna A demiştik, 10 diyoruz. Karşıya atarsak x kare eksi 10x eksi 39 eşittir 0. Bu da ne oluyor? X eksi 13 çarpı x artı 3 oluyor. Buradan da x 13 ya da eksi 3 geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada da çözümleri bize pozitif kökünü sorduğu için 13 diyoruz ve devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Bu da benzerini az önce yapmıştık. Bunu x kareye böleceğiz arkadaşlar. Eşitliğin iki tarafında. X kare, x zaten 0 olamıyor. X kareye bölersek 18 x kare artı 8 bölü x kare eksi 63 bölü x eksi 42 bölü 63x olacaktı hocam. 63x. Özür dilerim. Yoruldum biraz. Artı 79 eşittir 0 olarak ayıracağız. Sonra bu ikisi zaten yan yana verilmiş. Bu ikisini paranteze aldığımızda 9x kare artı 4 bölü x kare olacak. Değil mi? Şu ikisi yan yana gelmiş zaten. Hemen net bir şekilde görebiliyorsunuz. 3x artı 2 bölü x olacak. Artı 79. Şu ikisi arasında zaten bir bağlantı hemen gözüküyor değil mi? Şuna A dersek şuna. Hemen farklı renkli bir kaleme geçeyim. 3x artı 2 bölü x eşittir A. Karesini alırsak 9x kare artı 2 çarpı 1. çarpı 2. artı 2. sayının karesi eşittir A kare. Şu x'ler birbirini götürüyor.
Şurada gelen 12'yi karşıya attığımda 9x kare artı 4 bölü x kare a kare eksi 12 olmuş oluyor. O zaman bu denklemi şuradan devam edeyim. 2 çarpı a kare eksi 12 eksi 21a artı 79 eşittir 0 diye çözüyorsunuz. İkinci dereceden denklem halini çözerseniz a buradan ya 5 çıkıyormuş ya da 11 bölü 2 çıkıyormuş. Sonra şöyle biraz sileyim. Sonra a dediğimiz şey şuydu. 3x artı 2 bölü x'e 5 diyeceğiz. Payda eşitleyip çözeceksiniz. Buradan da çözümleri x eşittir. Bunları size bırakıyorum cebirsel işlemleri. 1 geliyormuş. Ya da 3x artı 2 bölü x eşittir 11 bölü 2 diyeceksiniz. Payda eşitleyeceksiniz. Sonra içler dışlar çarpımı yaparak çözdüğünüzde x ya 1 bölü 2 gelecekmiş ya da 4 bölü 3 gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi bu bölümün bu kısmı da son sayfamızda bugünlük bitirmiş olduk.